Şimdi tabii bu yani çuvaldızı başkasına, iğneyi kendimize batırma meselesi söylemde, sözde bir karşı duruma, eleştirmenin yanında pratikte bunu gereğini yerine getirmeme ve bu kendi içe dönük anlamda konuşmamız, tartışmamız gereken bir konu. Tamam, buna karşıyız. O zaman karşı eylemi niye geçmiyoruz? Yani kendi çocuğumuzu, sözümüz, nazımız geçen insanlara dair niye gidip dile çevirip buradan muaf kılınmasını, azade kılınmasını istemiyoruz. Tabi bunun şimdi savunacak yerleri var mıdır? Çok oraya takılmayacağım ama esas takıldığımız konu şu. Şimdi bu iktidar bir kere dinselleştirme yönünden son derece siyasal ve ideolojik bir tavır içinde. Bu siyasal ve ideolojik tavır içerisinde genel anlamıyla ülkeyi bir dinselleştirme siyaseti güdüyor. Tabi bu sırf Alevileri vuran bir şey değil. Bugün günümüz koşullarında, bu modern çağda dinselleştirmenin bir toplumu nereye götüreceğinin en doğru kanıtı Orta Çağ'da Avrupa'nın yaşadığıdır. İşte Atatürk'ün, yani hani katılırsınız katılmazsınız ama modernitenin yolunu aşmasıyla bugün modern anlamda Cumhuriyet'in geldiği, yetersiz olmasına rağmen geldiği noktada bütün bu yapılanlara rağmen gösterilen toplumsal direniş neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Artık sizin toplumunuzu dinselleştirme, şeriat yönetimini geri getirme anlamındaki uğraşların nafile olacağını gösteren bir şeydir. Çok tipik bir örnek vereceğim. Geçen gün Teğmenlerin işte o kılıç çatarak yemin etmesi, hani ben bunu çok tasvip ediyorum, övüyorum, göklere çıkarıyorum manasında değil ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği bir olay var. Ya diyor, birinci olan kızlarımızdan birinin adı İkra. İkra nedir? Kur'an'ın ilk suresi. İşte Allah'ın peygambere seslenerek oku cümlesi, sözcüğü, kelimesi. Ve bu aile kızına bu ismini veriyor. Bu kız da ya özel olarak belli ki seçilmiş. Yani bizden biri ve bu komutan olacak ileride. Ve bu kız orada kılıç çatıyor. Bize karşı kılıç çatıyor manasında bir laf. Yani aslında yaptıklarının çok da işe yaramadığını, hep duvara tosladığını, çünkü hayatın akışına karşı yapılan şeylerin çok da işe yaramadığını gösteren şeylerdir. Çünkü hayat bir taraftan akıyor ve Aleviler sizin dediğiniz manada çok belki eyleme geçmiyor ama bu aynı zamanda karşı bir tepkiyi de oluşturuyor. Mesela önceden ya çocuk kendi dini inancını kendi içinde zamanla aklı erince alır diyorsak da ben şunu çevremde görüyorum. Bir sürü Alevi aile artık çocuğuna sen Alevisin, Aleviliğini bil, en azından kitabi anlamda bir sistematik eğitim vermese bile bir şeyler anlatıyorlar. Onun kendi inancına da yabancı olmaması anlamında da ciddi bir uyarıda bulunuyorlar. Aynı şekilde laik aileler, onların bu kendi belli tarikatlara mensup çocuklar haline dönüştürülmesine karşı Sünni laik aileler bir tepki gösteriyorlar. Bunun dışında uyanışı olan ama muhafazakar dediğimiz, dini itikadi anlamda kendilerine bağlı olduğunu düşündüğü ailelerde ciddi bir uyanış var. Hani ele verir talkını, kendi yutar salkını, kendi çocuklarını kolejlerde okutacaksın. Ya sen de çocuğunu İmam Hatip'e gönder. Çünkü hayatın akışına cevap veren, cevaz veren, onu geliştiren, serpiltiren bir şey değil. Yöntem değil bu dini inanç. İnsanların dini inançları olur, itikatları olur. Varoluşla ilgili, Tanrı'yla ilgili, Allah'la ilgili hep bir bağları, bağlantıları, bir duygusallıkları olur. Ama bunu getirip bir kurallar silsilesi çerçevesinde dikte ettirerek, işte şunu yaparsan şöyle olur, cennete gidersin, bunu yaparsan cehenneme gidersin, buna ses çıkarmazsan şöyle olur, böyle olur gibi insanları zorla güdüleme, bir kalıba sokma anlamındaki bir tavrı insanlar kolay kolay kabul etmiyorlar. Bu cendereye artık girmiyorlar. Çağımızda insanları cendereye sokmak, bir kalıba sokmak, bir yola sokup o doğrultuda asker gibi rap rap yönetmek artık çok mümkün olmuyor. AKP iktidarı 23 yıllık o pratik iktidarının da bize gösterdiği budur.
aslında içten içe toplumsal muhalefetin kaynadığını, o demin bahsettiğiniz gösterilmeyen tepkilerin zamanı geldiğinde sandıkta, zamanı geldiğinde demokratik yollarla sokakta gösterileceğinin emarelerini görüyoruz. Çünkü geçiminden tutun, insanların sırf geçim meselesi aynı zamanda yeme içmeye tekabül etmiyor. Bir ailenin çocuğunu okutamamasına da tekabül eden, sağlık hizmetini alamamasına da tekabül eden, seyahat etme özgürlüğüne yerine getirememesine de tekabül eden bir şeydir. Yani geçinebilmek demek, barınabilmek demek, seyahat edebilmek demek, çocuğunu okutabilmek demek, tatil yapabilmek demek, sadece karnını doyurabilmek değil, bu açlık sınırıyla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla da burada bir toplumsal muhalefetin mayalandığını, genişlediğini, yükseldiğini görüyoruz. Önemli olan bu muhalefeti doğru demokratik bir şekilde kanalize ederek iktidarın değişimini doğru demokratik yollardan sağlayıp ülkenin aydınlığa dönük yüzünü açmaktır.